balık, yükselen balık ve ay burcu balıklar. Bu dolunay söylemiştim sert etkili bir dolunay olacağını. Sizlerin özellikle bu 5 Şubat yakınlarında öncelikle sağlığınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Genel olarak söylüyorum. Bakın işte Koç'ta da bu oldu. Genel olarak da orada giriyor. Bu dolunay kalp krizi, bunu balıklar için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Kalp krizi, kalp damar, çünkü aslan dediğim zaman kalp ve damarlarla alakalı konular gündeminize giriş yapar. Demek ki kalple ilgili olan alanlarda daha dikkat etmek lazım. Kolesterol yükseltici gıdalar yememeye özen göstermek lazım. Kendi bedenimizi çok yormamak lazım. Balık yükselen balık ve ay burcu balıklarında sağlıkla ilgili biraz daha özenli olması gerekli olan bir dolunay içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Ve bu arada gündelik hayatlarında pek çok anlaşma gündeme gelebilir. Bu sözlü anlaşmada olabilir, yazılı anlaşmada olabilir. Burada biraz agresyon olabilir. Yani birileri inatlaşabilir, kibirli davranabilir ve anlaşmaya varmayla ilgili bazı pürüzler olabilir. Bu konuya da hassasiyet göstermek gerekiyor. Ve size verilen sözlerin tutulamama ihtimali olmasını da aklınızda tutarak emin olmadığınız hiçbir şeyin peşine gitmeyin. İşte bana söz verdi, kesin yapar demeyin. Kaygan bir ay içerisindeyiz. Karşı taraf kötü niyetli olmasa bile bir sebepten dolayı sözünü yerine getiremeyebilir. Belki de siz sözünüzü yerine getiremeyebilirsiniz. Sözle ilgili, anlaşmalarla ilgili biraz daha dikkatli olunması gerekli bir durum ve sağlığa da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu dolunayda sert etkili olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Ve gündelik hayatınızda iletişim dili çok önemli. İletişim dilinin de sert olmaması lazım. Ha siz bunu yapmazsanız daha naiftir balık burçları, balık yükselen balık ve ay burcu balıklar. Karşı taraftan size sert bir konuşma tarzıyla gelen birileri olursa da sakince oradan tamam sonra konuşuruz deyip uzaklaşmanın yoluna bakmakta fayda olacaktır. Şimdi burada geçtiğimiz boğa burcu tutulmasının etkileri, tetiklenen etkileri yakın sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili olacaktır. O da kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız kardeş gibi, varsa komşularınız görüşüyorsanız, onlarla ilgili olan alanlarda biraz daha dikkatli ve özenli olmak gerekiyor. Ve yine anlaşma ve sözleşmeleri tetikliyor. Her türlü yazışmayı, haberleşmeyi tetikliyor bu dolunay ve elektronik cihazları mukaddesim. Elektronik cihazlar da yine bu dolunay çevresinde bazı krizlerle karşılaşma ihtimali söz konusu olabilir. Mesajların yanlış bir yere gitmemesi, doğru ifadelerde bulunmak adına özen gösterilmesi gerektiği olan bir süreç ve şehir içi trafik. Şehir içi trafiğini önemsiyorum balık yükselen balık ve ay burcu balıklar için. Şehir içi trafikte de dikkatli olsunlar. Siz belki sakin olabilirsiniz ama çevrenizde dikkat ederek hareket edin. Ayet akürsü okuyun ya hafız okuyun. Şimdi üzerinize yük hissettiğiniz geçtiğimiz dönemde bırakmak istediğiniz bir şeyler var olabilir. Bu bir ilişki olabilir. Bu işteki bir projeyi bitirmek, bir şeyi tamamlamakla ilgili olabilir. Bu bir davranış modeli veya bir bağımlılık da olabilir. Bununla ilgili belki istekleriniz vardı ama bunu yerine getiremiyordunuz. Ayın 11'i itibariyle bu konuyla ilgili ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Yani ayın 11'inde nedir hayatınızın yükleri? Hangi yükleri boşaltmam gerekiyor diye kendinize sorabilirsiniz ve ayın 18'inde de bu yükleri boşaltın. Ya da bir proje var, teslim etmeniz gerekiyor. 18'inde teslim etmeye bakın. Bununla ilgili bitirmeyle ilgili olan konularda, tamamlanmayla ilgili konularda. Tabii ki bu arada bilinçaltınızın da harekete geçeceği bir süreç olacak. Çok güzel fikirler aklınıza gelebilir. Dahiyane buluşlarda bulunabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerle ilgileniyorsanız yaratıcılığınız çok yükselebilir. Şifacılıkla ilgili olan alanlarda ilgileniyorsanız bu da gerçekleşebilir. Dua kapılarınızın çok açılmaya başlayacağı, aklım ve kalbin bir arada hareket edeceği bir süreç içerisine giriliyor. Ayın 11'inde ama sonuçlar veya eylemler özellikle ayın 18'inde alınırsa çok daha güzel olabilir. Bununla beraber sağ gösterip sol vuracak olan alanda bu konudur.
Yani 27'si ile 7 Mart arasında şöyle söyleyeyim. Eğer üzerinizden atmanız gerekli olan sorunları atmadıysanız ya da çözmeniz gerekli olan problemleri çözmediyseniz burada bir kaotik durum yaşama ihtimaliniz söz konusu olabilir. Bir de balık yükselen balık ve ay burcu balıklar kimsenin arkasından özellikle hiç konuşmamanız gerekli olan bir durum. Bir fikir beyanında yani dedikodu olmak durumda değil bir olayı da anlatabilirsiniz. Yani şöyle şöyle bir olay anlatıldı. Ne olabilir biliyor musunuz? Ayın 27'si ile 7 Mart arasında sizin lafınız alınıp başka bir şekilde karşı tarafa lanse edilebilir. Siz öyle söylemek istemediğiniz yani bir durumu anlatırken işte şu kişi senin hakkında bunu dedi gibilerinden de bir konu olabilir. Demek ki ne yapması gerekiyor balık yükselen balık ve ay burcu balıkların sözlere ve ifadelere bu ay özellikle çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu alanda kaygan bir zemin var ve siz iyi bir şey için eylem yaparsınız fakat bu farklı bir şekilde algılanabilir. Bu nedenle soldan yumruk yememek için sözlere dikkat etmekte fayda olacaktır. Ve devam ediyorum. Şimdi 20 Şubat'ta sizin burcunuzda çok güzel bir yeni ay gerçekleşecek. Bu güzel bir yeni ay. Mesela Merkür Şiron'un güzel bir seksil açısı var. Bu zihinsel şifa verir. İlişkilerde şifa verir. Sorunlu olan kişiler varsa iletişimde bundan şifalanırsınız. Venüs'ün Plüto ile üçgen açısı var. İlişkileri tekrar yapılandırma ve daha güzel bir alana taşıma fırsatıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve bu arada Plüto yine ve Venüs yatırımlarla ilgili olan olduğu için özellikle yeraltı madenleriyle ilgili olan konularda biraz önce bahsettiğimiz varsa değer alabilir veya bu alanlarda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Mars'ın Vertex'te olan güzel açısı ise bu da size bazı balık yükselen balıklara çok kadersel eşlerini hayatlarına getirebilir ilişkileri olmayan kişilerde veya bir ilişki kadersel bir boyuta, heyecanla, yüksek coşkuyla taşınabilir. Uranüs Sirius hala etkisi var. Bir süredir bunun içerisindeyiz. Sekstil açısı ilahi alandan bir kere çok destek alıyoruz. Hepimiz alıyoruz. Bir süredir alıyoruz. O yüzden hala dua kapıları çok açık. O yüzden duaları bol bol yapmamız lazım. Ve Kuzey Ay düğümünde şans noktasıyla çok güzel bir kavuşumu var bu yeni ayda. Dolayısıyla sizin de şansınız artabilir ve geleceğinizle ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda da parayla ilgili Venüs Koç'a geçtiğinde Jüpiter de orada çok çok ciddi para kazanma ihtimali var. Yani balıkların aslında en büyük şansı paradan gelecek gözüküyor. Çok güzel kazanç kapılarıyla karşılaşabilir ve işlerini de büyütebilirsiniz. Sadece kilo almamaya dikkat etmekte fayda var. Özellikle 20 Şubat sonrasındaki 3 hafta boyunca yediğinize, içtiğinize dikkat etmelisiniz. Ve bol su içmeyip yürüyüş yapmalısınız diyorum. Ve kova burçlarına geçiyorum. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Aralara girdik. Bayağı Kova. oldu. Balık bayağı oldu bu sefer. Ama bunun sebebi niye? Demek ki aralara genelle ilgili bir konu Evet, sokuyorum. evet. İlk burç ya. Atmosferde o gelince onu da Evet. yerleştiriyorum. Evet, aynen öyle. Kova yükselen kova ve ay burcu kovaların dolunaydaki etkisi partnerli ilişkiler ama bunun temelinde para var. Yani paylaşımlı gelirlerle ilgili partnerli ilişkilerde parayla ilgili konularda çatışma yaşama ihtimalleri var. Yani sen çok harcıyorsun işte gibi işte bu kadar harcama gibi işte para paylaşımıyla ilgili eşler arasında veya sevgililer arasında ya da ortaklar arasında maddiyatla ilgili bazı tartışmaların, çatışmaların olma ihtimali söz konusu. O yüzden bu konuya girmemeye özen göstermenizi sizlere öneriyorum. Çünkü bu dolunay sert bir dolunay. Yani bunu böyle yumuşak 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 geçeceğiz. Sonra güzel etkiler alanına gireceğiz. Ve rahatlayacağız. Devam ediyorum kovalara. Bu arada tabii ki enerji frekansı yüksek olanlar için öngörmediğiniz yerlerden de paranın gelme ihtimali elbette ki var.
Eğer siz bugüne kadar doğru adımlar attıysanız, frekansınız yüksek titreşiyorsa ortaklı işlerden kazanç da sağlayabilirsiniz. Ama riski görüyoruz. Yani risk bunlarla ilgili çatışma olma, bir aile içi sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, ortağınız olabilir, yakın bir arkadaşınız olabilir. Kazançlarla ilgili, ortak paylaşımlarla ilgili konularda, hukuki konularda bunun içerisine dahil. Hukuki konular gündeme gelebilir. Gelirse lütfen sakin bir şekilde yönetin. Çünkü o dolunayın etkisi geçtikten sonra sular biraz rahatlayacak. O zaman daha rahat çözmeye başlayacaksınız. Ve bu 8 Kasım'daki Boğa burcunun tutulmasının tetiklediği nokta yuva konuları. Demek ki daha çok yaşam alanları. Ne yapması lazım kovaların ev alanında, partnerli alanda, evet, aynı zamanda yuvasında da daha özenli ve dikkatli olmaları gerekiyor. Ev almak, ev satmak, taşınmakla ilgili, evde tadilat, dekorasyonla ilgili çok doğru bir zaman değil. Ama öyle bir şey olabilir ki mecburi taşınmayla ilgili bir konu da gündeme gelebilir. Yani bunlar da söz konusu olabilir. Yine sükunetle yönetmek lazım. Yani bu dönemde sinirleri aldıracağız. Çünkü hem güneş patlamalarının etkisi, hem dolunayda burada Uranüs'ün karesi, Mars'ın karesi. Yani bunlar sert kareler. Dikkat etmemiz gerekecek. Devam ediyorum. Şimdi 11 Şubat'ta Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle bazı hayatınıza dair yeni planlar yapma, bayağı var olan planlarınızı hayata geçirmeye dair düşünceler aklınıza gelecek ve sizde de çok orijinal fikirler aklınıza gelebilir sevgili. Zaten orijinal bir yapıya sahipsiniz. Zaten fikirleriniz orijinal. Zaten zamanın ilerisinde bir yapıya sahipsiniz. Zaten insanların toplumsal konularla daha çok ilgilenen ve bu konuda da insanları bir araya getirensiniz. Özellikleri olan bir burçsunuz. Şimdi kendi hayatınıza dair geleceğe taşıyacak bir fikirle karşılaşabilirsiniz veya size geleceği taşıyacak kişilerle iletişime girebilirsiniz. Yani birileriyle belki tanışabilirsiniz ve yeni fırsatlar. Ne yapılıyorsa onu da 18'inde yapmanızı öneriyorum, yeni bir girişim ya da 18'ine kadar ki olan süreç içerisinde. 18'i çok güzel olduğu için söylüyorum, bu alanda fırsatlar vereceği için. Yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir adım atmak, bir başlangıç yapmak istiyorsanız da, yani bir projeniz varsa da en azından adını koyun. Yani bir eylem yapın onun için. Dış görüntünüzle ilgili bazı değişiklikler yapmayı isteyebilirsiniz veya iletişimsel anlamda, özellikle sosyal mecra alanlarında çalışıyorsanız iletişimsel anlamda bir destek yapabilirsiniz. Şimdi adımlarınızı doğru atarsanız sizi çok güzel bir şekilde destekleyecek bir sistem var. Burada aslında ben genel olarak şunu söylemek istiyorum ki adil olan, doğru etik ve doğru adım atanlara sağ gösterip sol vurmayacak. Herkese sol vurmayacak. Eğer ki doğru adım atılmazsa, ben çünkü şimdi kova bizler ama onun bir de kendi tarafında bir beni vardır. O yalnızlığı da sever. İnsanlar için hareket eder ama kendisini ayrı bir alana koyar. Şimdi buradaki ben konumunu fazla abartırsa, daha böyle restvari bir davranış modeli içerisinde olursa yaşam yolculuğu içerisinde bu ay, İşte o zaman 27'si ile 7'si arasında sağ gösterip sol vurulabilir. Gitmekte olduğu yol üzerine ciddi bir taş konulabilir ve gidemeyecek konuma gelebilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Her adımın etik olması, doğru olması ve düşünceyle, akla yatar olması. Zaten o konuda bir şeyim yok benim. Evet, risk almayı sever kovalar ama akılla risk alırlar genellikle. Yani mutlaka bunun altında bir mantık yatar ve o mantığa göre eylem. Yani boş bir şekilde risk almazlar. Doğru riskler alınıyorsa, etik ve ahlaki davranılıyorsa ve başka insanlara faydalı olunuyorsa kazancı var, sağ gösterip sol vurmayacak. Ama dediğim tam tersi ise yaşam yolculuğuna ket gelir. Şimdi 20 Şubat'ta güzel bir yeni ayımız var. Balık burcunda parayla ilgili çok şanslı fırsatları kovalar da ekleyecek. Mukaddesim sana para geliyor. Baksana balıktan geliyor, kovadan geliyor. Valla ben de onu dinliyorum öyle. Çok güzel fırsatlar. paralar geliyor.
Aynen, balıkta da kovada da balık Evet. ikisinde de. Yatırımlar değerlenebilir. Çünkü bu para aynı zamanda gayrimenkulleri de bağlayan bir para. Yani ya da bir para gelip gayrimenkul alınabilir. Veyahut da işte bir ev satışıyla gelen bir para da olabilir. Ya da benzeri, yani bağlayın. Evle bağlantılı, yaşam alanlarınızla bağlantılı olan güzel bir para girişiyle ilgili bir yeni başlangıç. Yani mesela hiç işi olmayan kova yükselen kova ve ay burcu kovalara bir mesleği yoksa, ben ne iş yapayım derse, ben diyeceğim ki git emlakçılık yap. Yani şu anda mesela böyle bir şekilde ev satımıydı. Ev satımından gelen ya da dekorasyondan gelen maddi kazanımları sağlayabilecek olduğunu söylüyorum. Daha konforlu olacakları, daha evlerinde huzuru bulabilecekleri bir süreç ve geleceğe kendinizi taşıyacak yeni bir fırsatla karşılaşacağınızı da düşünüyorum açıkçası sizlerin. Ve aynı zamanda Venüs'ün Kova burcuna geçişi 20 Şubat yeni ay ile beraber gerçekleşiyor. Jüpiter orada bir kere iletişimsel anlamda çok geniş bir ağa doğru yayılmaya başlayacaksınız. Sözlerinizin daha çok dinleneceği, daha aziz, daha yüce olmaya başlayacağınızda bir 3 haftalık döneme giriyorsunuz. Eğitimle ilgili konular olabilir, anlaşma ve sözleşmeler olabilir, her türlü organizasyon olabilir. Bu 3 haftalık süreçte çok destekleniyor olacaksınız. Belki de bununla da alakalı maddi kazançlar sağlayabilirsiniz. Bir eğitimden, bir organizasyondan maddi kazançlar da sağlayabilirsiniz. Bazılarınız da büyük bir ihtimalle ya araba almayla ilgili bir durum yaşayabilir, bununla ilgili bir fırsatla karşılaşabilir veya bir teknolojik cihazla ilgili bir fırsatla karşılaşmak ihtimalleri de söz konusu olabilir diyorum. Bilmiyorum kaç dakika uygun mudur, olağa geçiyorum. Çok iyi oldu. Çok güzel Tamam. oldu. Süper. Geldim şimdi Oğlak, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlakların gündemine. Sevgili Oğlaklar, ek gelirler. Gelir gider de şimdi sizin bu dolunay gelir gider denginizi ayarlamanızla ilgili olan konuları gündeme getirecek. Vergiler, emeklilikle ilgili konular olabilir, SSK alacak, verecek krediler, borçlar, bunlarla ilgili bazı konular, belki bunların hukuki, adli konuları da dahil edebileceği şekilde söz konusu olabilir. Bu alanlarla ilgili bazı bir agresif durumlar söz konusu olabilir. Ortaklık kazançlar, miras konuları, hukuki konular. Lütfen sakin ve sağduyulu olun. Zaten öylesinizdir. Çünkü genel anlamda oğlaklar daha böyle olgun bir bakış açısıyla, daha böyle ağır abi, ağır, hani ağır kadın denmez, ne denir? Yani Ağır abi, ne deniyor ağır abla. Osmanlı kadınlarına ne deniyordu eski böyle? Osmanlı kadını deniyordur. Osmanlı kadını. Yani böyle öyle bir yapıları vardır. Güzel yöneteceklerini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi gelir ve gider dengesi, hukuki konular, vergiler alacak, verecek kredilerle ilgili bir gündeminizin olma ihtimali söz konusu ve bunun da işte adli konuları bağlayabilir. O yüzden hani sükunetle yönetin. Çünkü bu yıl sertliği atlarsanız güzel fırsatlar oluşacak. Düzelecek. Hatun dedi bir arkadaşımız Tamam dediler. ona. Hatun da. Tamam. Evet. Şimdi 8 Kasım'daki tutulmanın etkisini tetiklediği alan ise sizin aşk ilişkileriniz. Aşk ilişkilerinizde sevgili Oğlak, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlaklar biraz daha özenli olmalısınız. Tepki ve ilgili olmalısınız. Soğuk olmamalısınız. Sizin o mesafeniz, hani belki çok seviyorsunuz ama karşınızdaki bunu bilmiyor. Gösteriyor musunuz? Seviyorum diyor musunuz? Sarılıyor musunuz? Şimdi burada birazcık bu dolunayda partnerin, sevdiğiniz kişiye, bu sevgiliniz, eşiniz de tabii ki sizin sevginizdir. O da olabilir. Veya çocuklarınıza daha böyle ilgi ve sevgi ve şefkati göstermeniz gerekli olan bir dönem. Aynı zamanda iletişim diline de daha da çok özen göstermeniz lazım. Bir de yatırımlar konusunda, bir yatırımınızda ani bir iniş veya çıkış söz konusu olabilir.
işte bu belki borsada, belki kripto paralarda sakın sakin olun. O gün olabilir. Çünkü tutulmanın etkisiyle gerçekleşiyor. Hiçbir şeye ani müdahalede bulunmamanızı sizlere öneriyorum. Müzik ve sanatla ilgilenen Oğlak, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlaklar veya eğlence, müzik eğlence alanları, yemek sektörü, bu alanlarda olanlarda ise o gün biraz gerginlik olabilir, mesleki anlamda çalışmalarıyla ilgili bazı şeylerin ters gitme ihtimali var. Bu alanda da sakin ve sağduyulu olsunlar. Şimdi 11 Şubat'ta Merkür'ün Kova'ya geçmesiyle beraber aklınıza daha akıllı bir şekilde para kazanmanın yollarına doğru yöneleceksiniz. Umarım aslında şimdi alttan başlayanlar aslanı geçmiş diyor mesela. Hayır arkadaşlar, bu sefer balıktan yukarı çıkıyoruz. Daha aslana gelmedik. Daha gelmedik. Balığı söyledik, kovayı söyledik, oğlaktayız. Bu sefer Evet, parayla böyle. ilgili, kazanç kapıları ile ilgili çok güzel bir fırsatla karşılaşabilirler. Bu zihinsel olarak kendilerine gelen bir fikirle de olabilir. Veya birisiyle karşılaşarak birinin söylediği bir sözle de olabilir. Veya bir iletişimle de doğabilir. Para kazancıyla ilgili güzel etkiler altındalar. Ve işte yeni bir kazanç kapısı düşünüyorlarsa eğer, ayın 18'ine kadar, özellikle ayın 18'inde de bunu yapmanızı öneririm. Çünkü siz de mesela şanslı olacaksınız, fırsatlı olacaksınız. Balık kadar olmasa bile, balık daha çok şanslı para konusunda, sizin de bu alanda güzel bir şansınızın olacağını söyleyebilirim. Fırsatı yakalayın. Eski ve geleneksel bakmayın sisteme. Şimdi Kova'nın eskiden işte Zuhal yıldızına dahildi. Hani Arap astrolojisinde Kova'da Kova'da Oğlak burcunda. Aslında iki tabiat farklı. Şu anlamda farklı. Kova yeniliğe gidiyor. Ama Oğlak var olanı koruyup gelenekselliği yaşamaya çalışıyor. Fakat sevgili Oğlak, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlaklar, devir artık bitti. Yani geleneksel bakış açısıyla gidersek ilerleyemiyoruz. O yüzden yeniliğe doğru gidin ve kendinizi açın. Maddi alanda da, kazanım anlamında da yeni olana yönlenmeye özen göstermenizi öneriyorum sizlere. Şimdi 20 Şubat'taki evet, parayla ilgili güzel yatırım fırsatları olacak demiştim ya, hani bu sağdan geliyor. Çok güzel fırsatlar var, şanslar gelecek, fikirler gelecek. Ayın 18'ini harekete geçirin dedim. Geçirmediniz. İşte sonrasında veyahut da şöyle söyleyebilirim. Belki patronunuzla olan ilişkileriniz çok güzel, iş yerinizde güzel gidiyor her şey. Ama siz sonrasında yanlış bir davranışta bulundunuz veya üzerinize düşen bir sorumluluğu yapmadınız maddi kazançla ilgili. 27'si ile 7'si arasında kazanç kapınızda soldan yumruk yiyebilirsiniz. O yüzden kazanç kapılarınıza sahip çıkın ve karşınıza parayla ilgili gelecek fırsatları da vaktini ve zamanında değerlendirin diyorum sizlere, ki soldan yumruk yemeyelim diye. Çünkü orada sadece sol yumruk değil, soldan yumruk var ama akıllıca davrananlar için Satürn sorumluluk, Plüto yeniden yapmak, öyle sağlam, öyle güçlü bir iş kurdurur ki, kazanç kapısı kurdurur ki şaşar kalırsınız. O yüzden kazançla ilgili olan konularda dikkat, yani özen, dikkatten ziyade. 20 Şubat'ta Balık burcundaki bu güzel yeni ay sizin daha böyle neşeli olacağınız, daha böyle yakın sevdiklerinizle görüşmeye başlayacağınız, belki müzik, eğlence, sanat, tiyatro gibi alanlarla ilgilenebileceğiniz, hayattan daha böyle lezzet alabileceğiniz birkaç günü size sağlayacak. Bunun yanı sıra yatırımla ilgili bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz bu 20 Şubat döneminde. Bunu da değerlendirmenizi öneririm. Eğitimle ilgili olan konular gündeme gelebilir. Bir workshop, kişisel gelişimle ilgili veya astrolojiyle ilgili bir eğitim, bir çalışmaya da dahil olabilirsiniz, ki olmalısınız oğlaklar. Yani destekleniyorsunuz, fayda görürsünüz. Bununla beraber devam ediyorum.
20 Şubat'ta Venüs Koç burcuna geçtiğinde ve Venüs Jüpiter de oradayken yuvanızda büyüme söz konusu olabilir. Nasıl? Genişleme büyük. Bir kere evde daha huzurlu olma. Ev içerisinde daha neşeli olma. Belki arkadaşlarınızı veya aile fertlerinizi ağırlayacaksınız. Güzel yemekler yeme. Belki evlenerek güzel bir yuva kurma. Veya işte torun sahibi olma, çocuk sahibi olma. Yuvanın büyümesi, genişlemesi, eve gelen huzur ve sevgi enerjisinin çok yoğun olduğu bir 3 haftaya gireceksiniz. Bununla beraber ev almak gibi, arazi almak gibi, gayrimenkulle ilgili de çok güzel fırsatlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Veya daha güzel bir yere taşınma, belki şehir değiştirmeyle de ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Evde tadilat, dekorasyonla da ilgili. Bunlar için 3 haftanız var. Değerlendirin. Eğer böyle bir fırsat gelirse değerlendirin. Çünkü destekleyici etkiler içerisinde olmuş olacaksınız. Size tekrar altını çiziyorum. Sağ gösterip sor bulunmaması gerekli olan konu, dikkat etmeniz gerekli olan kazanç kapılarınız. Parayla ilgili olan konularınız. Kazanç kapılarınıza sahip çıkın. Fırsatları değerlendirin ve etik ve doğru adımlar atın. Kazanç ile ilgili olan konularda. Şimdi geliyorum Yay yükselen Yay ve Ay burcu Yayların gündemine. Sevgili Yaylar, siz bu dolunayı uzak yol seyahatleriyle ilgili, hukuki konularla ilgili yaşayabilirsiniz. Evet. Takıldım başka bir şey. Eğitimle ilgili, uzak yolla ilgili, yurt dışı ile bağlantılı konularda bazı gerginlikler veya hukuki konular, resmiyet içeren konular, evraklarla ilgili bazı pürüzler olabilir. İş yerinde bir evrakla ilgili bir pürüz olabilir. İşte ne bileyim bir devlet dairesine gidersiniz, kimlik çıkartmak, vize çıkartmak, pasaportla ilgilenmek ya da öğrencisiniz, okuldaki bir evrak veya ödeminizle ilgili bir konuda söz konusu olabilir. Buralarda bir gerginlik yaşanabilir. Bu alana dikkat etmekte fayda var. Bir de uzun yol seyahatlerinde bu tarihlerde dikkatli olunması gerekiyor. Trafikteyseniz eğer sakin bir şekilde araba kullanın. Hani orada yaylık yapmayın. Birden böyle hızlı hızlı araba kullanmaya kalkmayın derim sizlere. Ve bunun yanı sıra uçak biletleriniz varsa onları kaçırmamak adına daha erken gidin. Bakın doğru bir uçak bileti mi almışsınız, doğru tarihe mi almışsınız, bunu kontrol edin. Ticari olan konulardan her türlü haberleşmeyi iyi takip edin. Bu alanlarda bir gerginlik olma veya aksilik olma ihtimali söz konusu olabilir. Ve radikal konuşmalara, inatlaşan konuşmalara kimseyle girmemenizi, özellikle partnerinizle, eşinizle girmemenizi öneriyorum. Ya da iş yerinizde. Yani hiçbir konuda inatlaşma yapmayın insanlarla. Çünkü burada işler terse dönebilir ve gereksiz bir agresiflik ortaya çıkabilir. Tersleşmeler olabilir. 8 Kasım tutulmasının, Boğa burcundaki tutulmanın etkisini sağlıkla ilgili olan alanda yaşayabilirsiniz. Bu nedenle 8 dikkat Şubat mı? etmeniz. 8 Şubat mı dedim? 8 Kasım. 8 Kasım Boğa burcundaki geçtiğimiz Ha. tutulmanın etkisini, tetiklemesini sağlıkla ilgili olan konularda yaşayabilirsiniz. O yüzden sağlığa biraz daha dikkat etmek lazım. Özellikle bacaklar, baldırlarla ilgili aşil tendonu, hani bölgeleri biraz daha dikkat etmekte fayda olacak. Ve bunun yanı sıra işte tansiyonunuza da dikkat edin, kalp ritminize de dikkat edin. O alanda bir tetikleme olabilir. Bir de çalıştırdığınız kişiler, aslarınız. Aslarını evinizde çalıştırdığınız bir kişi olabilir. Bir yardımcınız olabilir veya işte iş yerinizdeki yardımcılarınız olabilir, çalıştırdığınız kişiler, çalışma arkadaşlarınızla iletişimde bir gerginlik olma ihtimali olabilir. Bu alana da biraz özen gösterilmesi gerekiyor. Anne akrabaları ile ilgili bir konu gündeme gelebilir. İşte teyzeymiş, dayıymış. Ve anne kolu, anne de buna dahil. Onlarla ilgilenilmesi, orada bir pürüz çıkabilir. Yani onun çözülmesi gerekli olan bir durum gündeme gelebilir. Onunla uğraşılabilir o süreç içerisinde. Sonra gelelim güzel tarafına geçiyoruz.
Merkür Kova burcunu 11'inde geçiş yaptıktan sonra bir kere iletişimsel trafik hızlanmaya başlayacak gözüküyor. Organizasyonlar daha fazla olmaya başlayabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, kardeş yakın arkadaş görüşmeleri, iletişimin böyle renklenmeye başladı. Bunun yanı sıra sanal ortamlarla bağlantılı olan alanlarda bir fikir gelebilir. Yani dijital bir ortamda internet üzerinden bir satış yapmak gibi, bir eğitim koymak gibi bir proje zihninizde geliş yapabilir. Veya birisi size bununla ilgili bir teklifte bulunabilir. Bunu da değerlendirin çünkü bu olumlu etkiler verme ihtimaline sahip. Kardeşleriniz, yakın arkadaş, komşularınızla yaşadığınız bir geçmişle ilgili bir pürüzünüz varsa eğer bunu düzeltebilirsiniz. Doğru iletişimler içerisine girebilirsiniz. Yeni anlaşma ve sözleşmeler gündeminize gelebilir. Bunun için ayın 18'ine bir imza atacaksanız ayın 18'ine öncelemenizi öneririm. Bir eğitim verecekseniz yine 18'ine, bir eğitim alacaksanız yine 18'ine önceleyin veya sosyal mecra alanlarında bilgi alışverişi yapacaksanız ya da bir ticari bir durum, onu da 18'i için size öneriyorum. Şimdi geliyorum. Sol vurma alanı da yine buradan geliyor. O da kardeş yakın arkadaşlarınızla ilgili bu bir, komşular. İkincisi sözleşmelerle ilgili. Ayakları yere sağlam basmayan bir sözleşme söz konusuysa 27'si ile 7 Mart arasında patlayabilir. O yüzden sağlam olması lazım. Bir söz vermeyin. Veriyorsanız da tutabileceğiniz bir söz verin. Ya da size birisi söz verirse de çok güvenmeyin. Bu alanlarda onun sınavdan geçecek. Yani 27'si ile 7'si arasında sözlerin de sınavdan geçeceği bir dönem. Verilmiş sözlerin ya da sizin vermiş olduğunuz sözlerin. Kendi hakkınızda dedikodular duyabilirsiniz. 27'si ile 7'si arasında arkanızdan yapılan bazı konuşmaları duyabilirsiniz. Bunlara da çok kulak asmayın. Yürüyün geçin. Zaten genel olarak yay bu. Yürür geçer. Yani bir an böyle takılır. Sonra ben takmıyorum der, yürür geçer. Arka alanda çalışsa bile yine de pek çok burca göre çok daha rahattır bu konuda. Gelelim akrep, yükselen akrep ve ay burcu akreplerin gündemine. Evlilikle ilgili konular, iş ve kariyerle ilgili olan konular da bazı gerginliklerin olma ihtimali söz konusu. Sizin prestijinizi etkileyecek konularda. Bu Türkiye'nin de biliyorsunuz akrep burcu natalı üzerinden geçiyor. Bir gerginlik bekleniyor yani Türkiye'nin de genel atmosferinde ve bu daha çok parayla ilgili, ekonomiyle ilgili olan konularda bir gerginlikler silsilesi yaşanabilir. Dolunay çevresi esnasında. Akrep'te de bu şekilde iş ve kariyer ve prestijiyle ilgili ve topluluklara yapmış olduğu konuşmalar, söylemler ile ilgili akrep, yükselen akrep ve ay burcu akreplerin daha özenli olması gerekiyor. Karşı taraftan gelecek bir negatif davranış da varsa sağduyuyla yönetmesi lazım. Hem işte hem eşte iletişim alanlarında dikkat etmek lazım. Sizde de elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili bazı aksaklıklar yaşamanız mümkün olabilir. Mesela öyle olursa ne olabilir? Türkiye'de de elektrikle ilgili kesintilerin olma ihtimalinin olabileceğini bize gösterebiliyor. Veya internet iletişimle ilgili bazı pürüzler olabilir. Burada da akreplerde de bu var. Akrep ve teraziyle geçen terazilerde de olacak bunun benzeri. Akreplerde de sadece balık, kova, yay ve oğlak anlatıldı. Şu anda da akreplerde 5. burçta. Evet, gidiyoruz. Doğru gidiyoruz. Evet. Evet. İş, kariyer, prestiji ilgilendiren alanlar, sosyal iletişim, dostluklar, arkadaşlıklar. Mesela dostlarıyla tartışmaya girme ihtimali var. Gerginlik yaşama ihtimali var. Veya sosyal bir organizasyon içerisinde veya iş toplantısı içerisinde agresyonun yükseleceği bir dolunay olabilir. Sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler, bu alanda özene ve dikkate gereksinim var. Şimdi neyi tetikleyecek geçtiğimiz 8 Kasım'daki tutulma? Evlilik evinizi. Eğer evliyseniz
eşinizle olan ilişkinizi, sevgiliniz varsa sevgilinizle olan ilişkinizi, ortağınız varsa ortağınız veya birisiyle anlaşmalı sözleşme yapıyorsanız o alan veya bir hukuki konu varsa o konu tetiklenecek veya gündeme gelecek. Bununla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla demek ki hem işinizde hem evinizde hem ilişkinizde çok böyle özenli olacağınız bir dolunay döngüsü yaşayacaksınız. Bu konulara dikkat etmekte fayda olacak. Şimdi 11 Şubat'ta Merkür'ün Kova'ya geçişiyle başlayan süreçte daha akıllıca çözümler bulacaksınız genel hayatınızla ilgili. Özellikle yuvanız ve yaşam alanlarınızla ilgili. Belki işte evinizde bir taşınma ya da bir yeni bir kompleks oluşturma, başka bir plan yapacaksınız büyük bir ihtimalle. Yuvayı yönetmeyle ilgili. Taşınma da olabilir. İçte bir maddi konularla ilgili, ekonomik konularla ilgili bir planlamada söz konusu olabilir. Yeni ve güzel fikirler gelebilir. Gayrimenkul almak anlamında çok şanslılar. Akrep yükselen akrep ve ay burcu akrepler. Bunlarla ilgili fırsatlar gelebilir. Ev almayla ilgili, belki var olan bir evini satmayla ilgili veya bunun benzeri bir yatırım yapmayla ilgili şanslı olduklarını söyleyebilirim. Eğer yuva ile ilgili bir şey yapılacaksa, yani ev almayla ilgili belki işte noterdeki işleri ayın 18'inde taşımakta fayda olacaktır. Yuvanızdaki iletişim dili bozulmuş ve dengesi kaçmış olan, büyük bir ihtimalle kaçmış olacak dolunayda, kaçmış olma ihtimali olan, iletişimle ilgili olan konular ayın 11'i itibariyle daha düzelmeye başlayabilir. Daha akıllıca, sağduyulu, dürtüsel ve tepkisel olmayan, duygusal hassasiyetlerden uzak, mantıklı bir şekilde evde bir düzen oluşturabilirsiniz iletişimsel anlamda. Güzel bir etkiyle karşılaşacaksınız. Ancak şunu söyleyeyim. Şimdi evde bir sorun varsa yuvada ve siz bunu ayın 18'ine kadar çözmediyseniz 27'si ile 7'si arasında bu konu patlar. Yani soldan yumruğu yersiniz. Tam iyi bir şey oldu derken, toparlanıyorum derken, aman herkese siz boş verin, düzeltmeyeyim ya da özür dilemem gerekli bir konu var ama özür dilemeyeyim. Nasılsa sakinle de her yer derseniz gidecek o tarihte patlar. Ya da işte gayrimenkul almayla ilgili bir şeyi ihmal ederseniz, nasılsa hani oluyor diye, bir şeyleri nasılsa diye bırakırsanız o alanda yine bir sorun yaşama ihtimaliniz söz konusu olabilir. Yani biraz akreplerin yaşam alanları, evi de olsun, işi de olsun, alanlarındaki direkleri sağlam tutmaları gerekli bir ay içerisindeyiz. Evet, fırsatlar gelecek ama sağlam tutmazlarsa burada çatlamayla karşılaşabilirler. Ülkemiz için de aynı şey geçerli. Evet. Canlar dinliyorum. Canlar biliyorsunuz en çok dinlediğim burç be, şey bu yayın benim. İyiyim. Canım benim. Meditasyondan çıkıp yayına geldim. Galiba önce meditasyon yapmamalıyım. Çok sakinim. Biraz canlar iyiyim ben merak ettiler özür dilerim. Evet. Tatlım benim. Şimdi çok güzel. Şimdi bütün bu kaosa rağmen Akrep, yükselen Akrep ve Ay burcu Akrepler 20 Şubat'ta aşkla ilgili, hani aşkla ilgili olan alanda, çocuklarıyla ilgili olan alanda ve yatırım konularında güzel fırsatlarla karşılaşabilirler. Yeni başlangıçlar yapabilirler. Aşk ilişkilerini evliliğe döndürmeyle ilgili bir gündemleri olabilir. Veyahut da bir yatırım anlaşmasına gidebilirler ortaklı biriyle. Yani işte hep gidelim işte iki arkadaş, üç arkadaş şurada bir yer alalım gibi ortaklı bir yatırım fırsatıyla da karşılaşabilirler. Burada olumlu etkilerle karşılaşıyoruz. Balık burcu, yani 20 Şubat civarında aşk ilişkileri, çocuklarıyla ilgili olan konular, yatırım konuları, müzik ve sanatla ilgileniyorsanız bu alanlarla ilgili güzel etkiler altında olacaksınız. Güzel fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz ve güzel yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Ve bununla beraber yine Venüs'ün Koç burcuna geçmesi, Jüpiter'in de ki varlığıyla bir kere sağlığınızla ilgili çok iyi hissetmeye başlayacağınızı öngörüyorum. Yani daha dinç, daha fit hissedebilirsiniz. Enerjiniz daha
güzelleşebilir. Kadınlar daha cazibeli, erkekler daha böyle karizmatik bir enerjiye sahip olabilirler. Hatta estetikle ilgili bir planınız, bir düşünceniz varsa 20 Şubat çevresinde, yani 20 Şubat'ı aşarak, 20 Şubat dahil 19'u değil civarında bir estetikle ilgili ya da saç renginizi değiştirme ile ilgili bir çalışma yapabilirsiniz. Yeni bir spora başlamak, bir beslenme programına başlamak adına da uygun bir döneme giriyorsunuz. Ve bu arada yeni arkadaşlar, yeni ekipler de hayatınıza giriş yapabilir. Beraber çalışacağınız kişiler veya yardımcılar. Bu mesela akrepteyken tabii ki bunlar değişiyor. Bu neyi gösteriyor bize? Yeni insanların çıkma ihtimalini gösteriyor ön plana. Politik anlamda da. Yeni insanlar, yeni ekipler, yeni organizasyonlarla ilgili bir gündem de olabilir. Ülkemiz adına da söylersek. Evet. Burada tekrar sizin altını çizerek söylüyorum. Fırsatınız ve şansınız evden, yuvadan yana. Gayrimenkul almak, evinizi, yuvanızı büyütmek, evinize konforu sağlamak, ancak doğru adımlar atılmadığı takdirde 27'si 7'sinde sağdan değil soldan gelir. Eğer sağdan gelip güçlü bir yapılanma istiyorsanız bu alana özen göstermelisiniz. Yaşam alanlarınıza. Geliyorum terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazinin gündemine. Bir kere bu dolunayda hangi sosyal mecra alanlarında konuşuyorsa, ekip organizasyonuna çalışma yapıyorsa, eğitimler veriyorsa, yani ne, topluluğa hitap ettiği, grup ve ekiplerle çalıştığı alanlarda, her türlü sosyal mecra alanlarında iletişim diline dikkat etmesi lazım. Sorarken kendime de söylüyorum bir terazi olarak. Burada ters durumların olma ihtimali söz konusu. O yüzden söylenen her söze dikkat etmeli. Ekipte biz diye hareket etmeli ki teraziler her zaman biz diyerek hareket ederler. Çok enderdir biz demeyeni. Onun da etkileri farklı, yıldızların konumları, gezegenlerinin konumlarının ve açıların farkından kaynaklanabilir. Normalde terazinin işi biz demektir zaten. Biz diyebilir ama o çalışmalar içerisinde bir gerginlikle karşılaşma ihtimali olabilir. Bu nedenle buna özen göstermek gerekiyor. Olumlu olursa, yüksek frekanslı olursa, ekip ve grup çalışmalarında güzel bir sonuç da alır. Burada kullanacağı dil ve yapacağı sorumluluk ve çalışmayla doğru orantılı hareket edecektir. Elektrik ve elektrik kesintileri, internet bağlantıları, kopuklukları, biraz önce akrepte dediğim gibi benzeri terazi burçlarında, yükselen terazi ve ay burcu terazilerde de olabilir. İletişimsel bazı aksaklıklarla karşılaşma ihtimali söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra aslında mucizevi güzel etkiler var ama hani onun için frekansın bayağı yüksek tutulması gerekiyor. Terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazilere bir sosyal bir kuruma hayır yapmalarını öneriyorum. Şu anda Rösteve mesela, yani bir hayır kuruluşuna hayır yapmalarını öneriyorum bu süre içerisinde. Yani aslında dolunay gelmeden önce yapılması lazım. Hani herhangi bir pürüz yaşanmasın ve mucizeler kapısı açılsın diyerek yapmakta fayda var. Şimdi 8 Kasım'daki Boğa'da gerçekleşen ay tutulmasının tetiklediği nokta, gelir gider konuları, eşin geliri, ortaklık kazançlar, hukuki konularla ilgili alan ve varsa cerrahi operasyonlarla ilgili olan alan. Belki eşinizin geliriyle ilgili, belki mirasla ilgili, kredilerle ilgili, borçlarla ilgili veya ortaklaşa yapılan kazançlarla ilgili bazı pürüzlerin yaşanma ihtimali var veya geçmişten gelen bir dava konusu tekrar gündeme gelebilir. Bir operasyonla ilgili bir konuda
gündem içerisine gelebilir. Ama bana kalırsa zaten olmayın böyle bir operasyon o dönem içerisinde. Tabii ama bazen acilen bazı şeyler olabiliyor. Yani dualarla hareket etmek lazım. Ama bir operasyon gerekiyorsa mesela tek soru danışmanlığı gibi danışmanlıklar alınabilir ve bakılabilir. Şimdi güzel tarafa geçiyorum. 11 Şubat itibariyle Merkür Kova burcuna geçtiğinde aşk alanı etkilenmeye başlıyor. Terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazilerin. Aşk, çocuklar, yatırımlar konularında daha akıllıca hareket edecek, daha mantıklı hareket edecek, daha rasyonel bakacak. Yani duygu ve düşünce dengesizliklerinin oturmaya başladı. Varsa bir aşk ilişkisi, varsa çocuklarla ilgili bir pürüz veya işte maddi kaynakları, yaşam konforuyla ilgili bazı sıkıntılar varsa bunların böyle oturmaya, daha düzene girmeye başladığı bir sürece giriyor 11 Şubat itibariyle. Aşk enerjisi yükseliyor ama daha ziyade mantıkla bakılan ilişkiler söz konusu olabilir. İletişimle ilgili pürüzler yaşandıysa bunlar da düzelmeye başlayabiliyor. Sözler daha net anlaşılabilir aşk ilişkisinde. Yanlış anlaşılmaların minimumda olduğu bir sürece girdiği için kendini ifade etmek istiyorsa terazi, yükselen terazi ve ay burcu teraziler bu dönemi değerlendirebilir. Ve önemli olan iletişimle ilgili konularda, aşkla ilgili ve çocuklarla ilgili olan alanlarda ayın 18'inde değerlendirmeli. Mesela işte o akşam yemeğe çıkmalı. O yani 11 ile 18 arasında aşk konusunda çocuklarla ilgili olan alanlarda desteklenecek. Bu alandan faydalanmalarını öneriyorum. Sevgililer günü de ona denk geliyor. Demek ki terazi, yükselen terazi ve ay burcu teraziler şanslı bir süreç geçirebilirler sevgililer günü döneminde. Ancak bu sağdan gelen güzel şeyler, mesela yeni bir aşk ilişkisinin başlaması gibi. Eğer aşk ilişkinizle ilgili veya çocuğunuzla olan iletişiminiz alanında bir sorun vardı da ve siz bunu bu 11-18 arasında çözmediyseniz, her şey size böyle çok güzel gözünür körken veya söylemek istediklerinizi söylemediyseniz, kendinizi ifade edemediyseniz ve içinizde kaldıysa, o patlayacak şekilde duruyorsa eğer, aman karşı taraf incinmesin, aman karşı taraf kırılmasın diye, işte bu 20, o duramayacak. 27'si ile 7'si arasında patlayarak gelir. Yani ne söylemek istiyorsanız veya nasıl bir iletişime geçmek istiyorsanız o tarihte geçin güzellikle. Karşı taraf sizi anlayacaktır diye düşünüyorum. Anlamıyorsa bile siz kendinizi ifade etmiş olursunuz. Fakat eğer ifade etmezseniz o arka planda çalışır, çalışır, çalışır. 27'si ile 7'si arasında, 7 Mart arasında 27 Şubat'la patlar. O yüzden terazinin dengesi de bozuldu mu patlaması da fena oluyor. Bu alanda dengeni korumak gerekir. Şimdi 20 Şubat'taki Balık burcu yeni ayı bir kere çalışma ortamında size öngörmediğiniz yerden kazanç kapıları açabilir. Yani yeni projeler, yeni işler ya da yeni çalışma arkadaşlarıyla beraber yapılan bazı çalışmalar ek gelirler, görünmeyen gelirler getirebilir. Gündelik hayatınızda bir renklenme söz konusu olacak gözüküyor. Sağlıkla ilgili daha dinç, daha fit olabilirsiniz. Mesela operasyon için çok uygun bir döneme giriyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız 20 Şubat civarında destekleniyorsunuz. Çünkü enerjiniz, sağlık enerjinizin daha yüksek olduğu bir süreç içerisine girebilirsiniz. Bunun yanı sıra Venüs'ün Koç burcuna geçmesi ve Jüpiter'in de oradaki varlığı pek çok terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazinin yaklaşık 3 hafta boyunca ciddiyetle evlilikle ilgili olan konuları veya ortaklıkla ilgili konuları konuşmasını gündeme getirebilir. Yani evlenme teklifi edebilir, evlilik teklifi alabilir, ortaklıklar yapabilir, yeni anlaşmalar yapabilir. Daha ciddi anlamda masaya yatırılan durumlar. Yani demek ki terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazinin bir aşk ilişkileriyle ilgili konusu var. Bir de evlilikte. Bak, bu şunu da gösterebilir. Belki var olan bir ilişkinin evliliğe taşınmasıyla ilgili bir gündem söz konusu olabilir.
Terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazilerde. Ama yine altını çiziyorum. Terazi, yükselen terazi. Ay burcu teraziler için aşktan yana şansınız var, fırsatlarınız var. Çocuktan yana şansınız var, fırsatlarınız var. Hatta bazı yükselen terazi ve ay burcu teraziler belki de çocuk sahibi olma kararı verebilirler. Bununla da ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Ancak aşk ilişkinizde veya çocuklarınızla ilişkinizde çözülmesi gerekli bir pürüzü ya da söylemek istediğiniz bir konuyu söylemediyseniz 27-27 arasında patlama yaşayabilirsiniz. Bu alana dikkat demiştim, tekrar ettim. Başak, yükselen Başak ve Ay burcu Başaklar. Bu dolunayda bir kere biraz korkularınızın tetiklenme ihtimali söz konusu. Yani zaten biraz endişelisiniz genel yapı olarak. Pimpirikli, endişeli bir yapınız olabilir. Özellikle sağlık konusunda ve özellikle sevdiklerinizin sağlıkları konusunda kaygı barındırmaya yatkınsınız genel olarak. O yüzden bu alan biraz tetiklenebilir. Bilinçaltınızı rahatlatacak çalışmalar yapın. Teslimiyet duygusunu size yaşattıracak meditasyon mu yaparsınız, nefes çalışması mı yaparsınız, dua mı edersiniz, zikir mi çekersiniz? O eminlik haline, o teslimiyet haline getirin kendinizi bu dolunay öncesinde. Bu dolunay aslında bazı şeylere size net karar verdirecek. Bir şeyleri tamamlamanızı da sağlayacak aynı zamanda. Bazılarınızın bitişi de olabilir. Tabii ki bu bir iş bitişi, bir ilişki bitişi. Ya da bir proje teslimi ama bir tamamlama, bir sonuç var. Agresyon yüksek olduğu için bu neyse tamamlanan, neyse bitenin sakin bir şekilde olmasına özen göstermek gerekiyor. Çünkü bir sonraki adımınız geleceğe doğru. Bu tamam bitti, artık bu tarafa doğru yöneliyorum deyip yeni plan yapmak. Mesela en çok yeni plan yapması gerekli olan gruplardan bir tanesi diyebilirim ki Başak, yükselen Başak ve Ay burcu Başaklar için. Yeni proje, yani yeni yaşam planı düşünmeleri gerekebilir. Demek ki bir değişiklik var. Demek ki bir kapanış var ve bilinçaltları bu dönemde endişe barındırmaya yatkın. Bu konuda daha teslimiyet haline geçmeleri gerekiyor ki dolunayın enerjisini atlayıp rahat bir şekilde ilerlensin diye. Ve bu arada geçtiğimiz 8 Kasım Boğa burcu tutulması 9. evinizi etkiliyor olacak. Yani yüksek eğitimle ilgili konularınız varsa, hukuki konularınız varsa, evrak işleriniz, devletle ilgili evrak işleriniz varsa, uzun yolculuklar ve ticari konular. Bunlarla ilgili alanlarda bazı pürüzler yaşama, bazı gecikmeler yaşama ihtimaliniz var. Etkisi uzun sürmeyecek. O yüzden rahat edin. Ayın 11'ine kadar uzun yol seyahatlerinize dikkat edin. Evrak işlerinizde bir şeyler kaybolabilir, düzenleyemeyebilirsiniz. Sakin olun, düzelecek. Yeter ki siz hani orada enerjiyi negatif alanda büyütmemeye özen gösterin diyorum. Şimdi 15 Şubat'ta Merkür Kova'ya geçince bir kere sağlıkla ilgili olan alanlarda bir, özellikle zihinsel sağlık. Hani dedim ya, bilinçaltı etkilenecek diye rahatlamaya başlıyorsunuz. Aynı zamanda çalıştırdığınız kişiler, çalışma arkadaşlarınız, projeler, gündelik hayat, bunlarla da ilgili çok destekleyici etkiler alıyorsunuz. Gündelik hayatınızı yeniden planlamak adına akıllıca adımlar atabilir ve iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye dair ve sporla ilgili yeni planlar ve projeler kendiniz için oldurtabilirsiniz. Ve herhangi bir şekilde yeni bir projeye başlamak istiyorsanız, sağlıkla ilgili bir adım atmak istiyorsanız, bir spora başlamak gibi ayın 18'ini değerlendirin ya da 11 ile 18 arasında bunu gerçekleştirmenizi sizlere öneriyorum. Çalışma arkadaşlarınızla belki bazı pürüzler yaşadınız. Belki çalıştırdığınız kişilerle bazı pürüzler yaşadınız geçmiş olduğumuz dönemde. Veyahut da çalışmıyorsanız ev halkıyla ilgili, gündelik hayatınızda yanınızda olan kişilerle ilgili. Bunlarla ilgili sorun varsa bu sorunu çözmeyle ilgili bir fırsatınız olacak 11-18'inde. Bu sorunları çözerseniz âlâ. Gerekiyorsa özür dileyin, gerekiyorsa neyin var diye sorun. Yani konuşun. Konuşmak için ve iletişim için çok uygun bir dönem içerisinde olunca. Eğer bu çözülmezse
aslarınız, çalışma arkadaşlarınızla ilgili aksaklıklar yaşayabilirsiniz 27'si ile 7 Mart arasında. Ve sağlığınızla ilgili yapılması gerekli olan bir girişiminiz varsa 11 ile 18 arasında bunu yapın ki sağlıkla ilgili bir pürüze ayın 27'si ile 7 Mart arasında karşılaşmayın diyeyim. Devam ediyorum. Şimdi Balık burcundaki yeni ay evlilik ilişkileriniz, ortaklık ilişkilerinizle ilgili daha çok hukuki konular. Yani bu ne olabilir? Ortaklık sözleşmeleri, nafakalar, boşanma ile ilgili olan konular. Herkes bu maşakların hepsi boşanacak demeyeyim. Ya ne bileyim işte hukuku bağlayan, idari evraksal işleri bağlayan konularda ikili partnerli ilişkilerde güzel bir başlangıç söz konusu olabilir. Bir ortaklık imzası, evlilik kararı söz konusu olabilir. Ve bu arada eğitimle de ilgili bir konu gündeme gelebilir. Bu bir fırsat olarak karşınıza gelebilir. Gelirse de eğitimle ilgili olan konu, mesela anne ikinci üniversite okunuyor. Biliyorsunuz bununla ilgili üniversiteyi bitirmiş olanlar ikinci üniversite okuyor. Ben okuyorum mesela kültürel miras üzerine. Böyle bir eğitimle başlama ihtimaliniz olabilir. Bir bakın bakalım. Çünkü siz öğrenmeyi, araştırmayı seven bir zihinsiniz ve sizin hayatınıza belki bir meslek olarak giriş yapacak olabilir sonrasında. Evlilikle de ilgili güzel gelişmeler var. Ortaklıkla da ilgili güzel gelişmeler var. Anlaşma, sözleşme ve eğitimler alanlarında güzel gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Ve Venüs'ün Koç burcuna geçmesi, Jüpiter'in de buradaki konumuyla size de ek gelirler çok gelecek. Öngörmediğiniz yerlerden paranın gelme ihtimali söz konusu olabilir. Bir unutulmuş bir para verilebilir size. Bir yerde bir birikmişiniz vardır. Bir çıkar ki burada bir para vardı hakikaten ben bunu unutmuştum diyebilirsiniz. Eşinizin gelirinde güzel bir artış olabilir. Hukuki bir davalarınızdan güzel sonuç olabilir, kazanabilirsiniz. Bir nafakayla ilgili bazı konular vardır. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler alabilirsiniz. Size de öngörülmeyen yerden ve kendi kazancınız dışındaki kazanç alanlarından güzel bir maddi girişin olma ihtimali söz konusu. Ve siz de eğer herhangi bir cerrahi operasyon düşünüyorsanız ayın 20'si itibariyle 20'si dahil olmak üzere bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü olumlu etkiler alacaksınız. Güzel yatırım fırsatları da geliyor olabilir sevgili Başak, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başaklar. Bu yatırım fırsatlarını da değerlendirin diyorum. Yine şimdi altını çiziyorum. Sağdan gelen konu sağlığınız, çalışma, gündelik hayatınızdaki hareketlenme ve renklenme, projelerin hayatınıza girişi ancak burada iletişimsel anlamda gündelik hayatınızda olan veya çalışma hayatınızda olan kişilerdeki pürüzü düzeltmemişseniz bu size 27'si ile 7'si arasında soldan gelen yumruk olur. Bu alana dikkat edin. Ve de sağlığınıza gerekli özeni göstermediyseniz sağlığa dikkat etmeniz gerekecek olabilir. Safra ile ilgili, safra kesesi ile ilgili olan konulara özellikle Başak Yükselen Başak ve Ay Burcu Başakların daha özen bağırsaklar da giriyor buna bir parça. Dikkatli ve özenli olmaları gerekecek o süreç içerisinde. Gelelim şimdi Aslan Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslanların gündemine. Aslan Burcu'nda gerçekleşen bir dolunay yaşıyoruz. Dolayısıyla en çok demek ki aslanlar bundan etkileniyor. Demek ki en çok gerilebilen grup Aslan Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslanlar olabilir. Hangi konuda para ile ilgili en çok? Kazanç kapılarınızla ilgili gerilme ihtimaliniz yüksek. Bu nedenle kendi işinizde, kendi işinizdeki konumunuza sakin olun. Başka yerde çalışıyorsunuz, patron ilişkinizde sakin olun. Kazanç kapılarınızla ilgili olan her alanda sakin olun. Herhangi bir şekilde kibir yapmayın, ona buna gururum kırıldı, gururum kırıldı diye çıkmayın. Durun orada. Sükunetle durun. Gerekiyorsa tevazu gösterin. Tevazu her zaman iyidir. Ve her zaman iyi değildir.
gerekli olan durumlar değildir. Aha, düzelteyim. Hayatınızı yeniden maddi anlamda Harfler her zaman planlamanız iyidir bence Nilda. yani işte bazı insanlar karşısında bir an düşündüm de Her zaman çoğunluk iyidir. iyidir diyeyim. Bazı Her zaman. insanlar da ezmeye meyilli. O zaman bir saniye sen benim değerimi göstermiyorsan ben sana değerimi anlatayım demek durumunda kalabiliyoruz. O geldi birden aklıma. Azınlıkta az ama bazen öyle de oluyor. Aslan yükselen aslan ve ay burcu aslanların dediğim gibi parayla ilgili konularda yaşantılarını idame ettirmek ve geleceğe taşımakla ilgili olan konularda bazı gerginlikler yaşama ihtimali söz konusu. Bu alanda sakin olmalılar ve kazanç kapılarına sahip çıkmalılar. Ve 8 Kasım tutulması iş ve kariyer alanında özellikle prestij alanında tetikleyici unsur gösterdiği için ben, bana bu böyle bir iş yerinde parlayan bir aslanı, işte ben istifa ediyorum diyen, bu işi yapmıyorum diyen bir aslanın yükselen aslan ve ay burcu aslanı gözümün önüne getiriyor. İşte bunun olmamasını arzu ediyorum. Veya evlilik hayatınızda maddi konularla ilgili bir çatışma yaşayıp da işte ben bu evi terk ediyorum gibilerinden bir davranış modeli içerisinde olmamanızı, bu dönemi güzellikle yönetmenizi öneriyorum sizlere. Şimdi yine partnerle ilişkiler için 11 Şubat'ta evlilik konunuza geliyor konu. Evliliğiniz, ortaklığınız ve anlaşmalarınızla ilgili olan alanlarda daha sağduyulu ve akıllıca davranmaya başlayacağınızı düşünüyorum. Evliliğiniz daha güzel, sorun varsa düzeltmek anlamında, evlenme teklifi etmek anlamında veya işte ortaklık inşa etmek anlamında herhangi bir sözleşmeyle ilgili olan alanlarda daha akıllıca ve sağduyulu davranacaksınız. Fırsatlarla büyük bir ihtimalle karşılaşabilirsiniz ve ayın 18'ine kadar bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Herhangi bir eşinizle, partnerinizle bir sorunuz varsa bu dönemde de çözmelisiniz ve neden bu sağdan gelen fırsat? Partnerli ilişkilerde size güzel bir fırsat geliyor ama eğer sorun çözmezseniz, burada kibirli bir davranış modeli gösterirseniz, işte o zaman partnerli ilişkilerle ilgili olan konularda ve her türlü anlaşma ve sözleşmede 27'si ile 7 Mart arasında soldan yumrukta karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Karşılaşmamak adına buna özen gösteriniz. Şimdi Balık burcundaki bu güzel yeni ay bir kere o ek gelirler konusunda destekleyecek ve bu büyük bir ihtimalle şöyle olabilir. Eşin geliriyle ilgili olan alanlarda olabilir. Bana öyle daha çok geliyor. Partnerin gelirinden gelen güzel bir etkiyle karşılaşılabilir bir yeni başlangıç söz konusu olabilir. Ama öngördüğünüz alanlardan güzel gelirler hayatınıza girmeye başlıyor. Sizlerin kendi enerjinizi daha yüksek hissedeceğiniz bir dönem olmaya başlayacak ve daha doğru analiz edecek ve daha doğru yatırımlar yapabilecek konuma geçiyor olacaksınız. Balık, Aslan yükselen Aslan ve Ay burcu Aslanlar. Şimdi 20 Şubat'ta yine yeni ayın olduğu gün Venüs Koç burcuna geçiyor ve Jüpiter de bu alanda bir kere çok 3 hafta boyunca her türlü ticari konuda destekleniyorsunuz. Yani normal koşulda elinize attığınız her türlü ticari gelişim size bollukla geri gelir diyebilirim. Tabii herkesin haritası, bireysel haritası farklı, parmak izi gibi. Genel olarak enerjiler bu şekilde akıyor. Kalkıp da işte ticari anlamda büyük kazançlar sağlarsın dedin. Ben de 20 Şubat 3 hafta içerisinde gittim. Ben bir ticari girişimde bulundum da istediğim gibi olmadı diye bana gelmeyin. Genel enerji olumlu. Ama bu hepimizin haritasında değişik değişik sonuçlar verebilir. Açılarınızı bilmiyorum. Yıldız gezegenlerinizin yerleşimlerini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki genel anlamda ticari bir güzel etkiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerde güzel etkiler var. Bunun yanı sıra seyahatler, uzun yol seyahatleri, tatillerle ilgili güzel etkiler söz konusu olabilir. Herhangi bir devlet işiniz varsa, evrak işiniz varsa, hukuki, adli işiniz varsa bu alanlarda da destekleniyor olacaksınız. Ama ben çok gezeceğinizi düşünüyorum 3 hafta boyunca. Yani 20 Şubat
ve sonrasındaki 3 hafta boyunca bol bol seyahatler yapma ihtimaliniz olabilir ve güzel eğitim fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Siz neye dikkat edeceksiniz? Sağdan gelen evlilikle ilgili, anlaşmalarla ilgili, ortaklıklarla ilgili güzel fırsatları değerlendirmezseniz veya bu alandaki iletişimi düzeltmezseniz soldan 27-27 arasında yumruk gelebilir. O yüzden bu alana özen gösteriyor diyor ve yengeç yükselen yengeç ve ay burcu yengeçlere geçiyorum. Bu kardeşim oluyormuş vallahi ben yapamam diyordum ama Valla iyi gidiyoruz galiba. şey oldu, güzel oldu ve çok da hakikaten uzun uzun da hepsini de uzun anlattım bugün. Evet. Hepsini Yaşasın. uzun Bu anlattım bugün. sefer Çok mutlu güzel. edeceğim arkadaşlarımız Ama bu inşallah. sefer ne oldu biliyor musun? Kovalar, yaylar galiba biraz geç geliyordu. Şimdi onlar çok üzüldü. Eyvah eyvah geçti mi diye. Biz ne yaptık? Ah sıkıntı. Sağ gösteriş Şubat'ın konu başlığımız neydi, postumuz canlar? Sağ gösterip sol Ay işte vurmaydı. yaptık Bugün işte. tersten başladık ya. Çok üzgünüm. Ha, Balıklar, nasıl kaydettik bir tane? oğlaklar, kovalar. Geç Evet. kaldınız. Terazi anlatacak diyor da terazi anlatmayacağım. Geçtik arkadaşlar. Geriydiniz vaktinde. Biz yerine girdik mi girin hemen. Biraz sonra demeyin. Gündemi de dinlemek için gelin. Evet, geldik şimdi. Yengeç yükselen yengeç ve ay burcu yengeçlere. Kazanç kapıları ilgili anlaşma yani mesela iş yerinde belirli bir bütçeyle anlaşmıştır. Maaşı vardır. Zam ister ama zam verilemeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Kazanç kapısı ile ilgili çalıştığı alanlar ve anlaşmalı olduğu alanlarda bir pürüz yaşama ihtimali söz konusu olabilir bu dolunayda. Bu konuyla ilgili gerginlik olabilir. Bu arada bu alanı çok kaşımamak gerekiyor. Yani bırakın sonra o günden sonra bakın. Yani illa ben bu parayı istiyorum ya da işte paraya dair anlaşma, kazanç kapınıza dair olan ne varsa bunlarla ilgili iletişime, iletişim diline, anlaşmaya özen gösterin. Burada birazcık agresyonun yüksek olacağı bir dönem ve endişe ve kaygılarınız yükselebilir. Bu dönemde işte parasız kalma korkusu, kenara para atamadım korkusu. Yengeçlerin çünkü öyle kenara para atamamak gibi bir durumu yok. Mutlaka atıyorlardır onlar. Onlarda öyle bir durum var. Keza boğalar da öyle. Evet. Bu konuyla ilgili bir gerginlik yaşama ihtimaliniz var. Bu ihtimal olmasın diye siz de kazanç kapınıza dikkat edin. Bu parayla ilgili kimseyle tartışmaya girmeyin. Bunu sonraya bırakın diyorum. Yazanlara baktım. Orada Ferda'mı gördüm de aklım karıştı. Başak ne oldu diyor. Ferda'cığım sen de geç gelmişsin. Bu sefer tersten bastırdık Canikom. Evet. Ay Şimdi çok ne tetikledi? tatlılar. Hepinizi seviyorum. Çok güzelsiniz. Ben de. 8 Kasım'daki tutulma toplumsal alanlardaki, organizasyonlardaki alanları tetikleyecek gözüküyor. Bu nedenle yengeçler toplum içerisindeki konularda da insanlara, gruplara hitap ettiği konularda veya iş toplantılarında, organizasyonlarda daha dikkatli olmalılar, iletişime dikkat etmeliler. Burada çünkü beklenilmedik bazı pürüzler olabilir. Kendisi yaratmasa bile ortada tartışma çıkabilir. Bir sorun büyüyebilir. Küçücük bir kıvılcım yangına dönüşebilir. Çünkü patlamalı çatlamalı bir dolunay olabilir. O yüzden dikkat edeceksiniz grup ve çalışmalarında, ekip çalışmalarında, toplantılarda, organizasyonlarda, sosyal medya alanlarındaki iletişime özen göstermek lazım. Yengeç yükselen yengeç ve ay burcu yengeçlerde de elektronik cihazlarla ilgili aksaklık yaşama ihtimali söz konusu olabilir bu konuya. Yani bilin ve bunu yumuşak bir şekilde yönetin. 11 Şubat itibariyle Merkür'ün Kova burcuna geçişi, daha sonraki 18 Şubat'taki gezegensel o güzel kavuşumlar öngörmediğiniz yerden paraların girişini sağlayacak. Yengeçler tahmin etmedikleri, yani para konusunda kendi kazanç kapınız konusunda belki endişe edebilirsiniz ama ya eşinizden gelecek ya bir yerden primle gelecek. Bir yerlerden öngörmediğiniz büyük bir paranın, güzel bir paranın, sizi mutlu edecek bir gelirin gelme ihtimali söz konusu gözüküyor.
Bu 11 Şubat 18 Şubat arasında. Bu arada tabii ki hukuki bazı konular, ilişkilerdeki tensel konular, operasyonlarla ilgili olan konularda gündeme gelebilir ve bunlarla ilgili güzel fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Ancak bu sağdan gelen, yani ek gelirin sağdan gelmesi, ondan sonra ortaklı kazançlar, ortaklı kazançlarda adil paylaşım içerisinde olmaya dikkat etmek lazım. Ve de işte sen çok harcadın gibilerinden bu yengeçlerin de yapmaması lazım. Yani para tartışmasında kimseyle girmemesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Neden? Çünkü gelen fırsatlar ilgili sorun yaşayabilir 27'si ve 7'sinde. Hukuki konular gündeme gelirse onlarla ilgili adil olması lazım. Yine sorun yaşamasın diye. Evet. Dediğim gibi ek gelirlerle, ortak kazançlarla ilgili, eşin geliriyle ilgili, gelir gider dengesiyle ilgili kimseyle tartışmaya girmeyin. Burada bir pürüz varsa bunu düzeltmeye bakın. Güzel bir paranın girişi fırsatı var. Bunu kaçırmamanızı sizlere öneriyorum sevgili Yengeç, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeçler. 20 Şubat'taki Balık Burcu yeni ayında ise seyahatler, ekiple ilgili bir seyahat olabilir. Yani beraberce işte iş grubu bir yere seyahat ediyor olabilir. Veyahut da bir eğitim alma, bir workshop'a ya da bir atölyeye katılmayla ilgili bir fırsatla da karşılaşabilir. Grup çalışmaları, ekip çalışmaları ama seyahat içeren uzun konular gündeme gelebilir ve ticari bir yeni fırsat yakalama ihtimaliniz var. Bunu mutlaka yakalayın. Siz aslında sevgili yengeçler çok sezgiselsiniz. Kalbiniz iyi görüyor. Burada bir fırsat gelecek gözüküyor. Ticari anlamda da seyahat fırsatları anlamında eğitimle ilgili olan konularda da fırsat gelebilir ve size mucizeler yaşattırabilir. Çok istediğiniz bir yere gitmeniz, çok istediğiniz bir eğitimi almanızla ilgili güzel bir gelişme söz konusu olabilir. Gelen fırsatı yakalamanızı sizlere öneriyorum. Ve aynı gün Venüs'ün Koç burcuna geçişi, Jüpiter'in orada oluşuyla da ilgili yıldızınızın çok yüksek olduğu bir süreç olduğundan dolayı şansların, hani kendinizi parasal anlamda evhamlı hissediyordunuz ya ayın başında. Olayların nasıl dönüştüğünü göreceksiniz. Doğru davranırsanız ve bir yıldız gibi parlayabilir, güneş gibi parlayabilir, daha çok sözünüz dinlenebilir, prestijiniz artabilir ve çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden sevgili yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeçler, bunları kucaklayın. Paylaşımlı gelirlerde adil olun. Yani gelecek kaygısı veya parasız kalma korkusu sebebiyle adaleti bozacak bir paylaşıma doğru gitmemeye çok özen gösterin ve parayla ilgili kimseyle, özellikle partnerlerinizle, eşinizle tartışmaya girmemenizi sizlere öneriyorum. İkizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizlerin dolunaydaki gündemi ise kardeşleri daha çok. Yakın kardeşlerine, hane içerisindeki kişiler, onlar da daha çok işte kardeş olabilir veya komşular olabilir ya da çok yakın arkadaşlar olabilir. İşte bu alanlardaki iletişim çok önemli olacak ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler adına. Çünkü daha Mars retrosundan ikizler burcundan yeni çıktı. Zaten bir hırpalanma dönemi yaşadı ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler. Şimdi bu dolunay biraz bu enerjiyi tekrar hatırlatabilir. Küskünlüğünüz varsa, kırgınlığınız varsa şimdi de konuşmayın. Dolunay zamanında da konuşmayın. Ama yönetin. Yani yakın arkadaşlık ilişkilerinizi, kardeşlik ilişkilerinizi yönetmeye bakın. Hane içerisindeki iletişim diline dikkat. Dilimizin kemiği yok biliyorum ama kemiği varmış gibi hareket etmeye özen göstermeliyiz. Sevgili ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler. İletişime dikkat kısaca. Bu sizi batırır da çıkarır da. Siz eğer ters konuşursanız sistem terse döner ve istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü 8 Kasım'daki Boğa burcundaki ay tutulması sizin 12. evinizi getiriyor. Bitiş getirebilir.
Kardeşlerinize küsme, yakın arkadaşlarınızla kopuş, sözleşmelerin iptal oluşu gibi durumları oluşturabilir. Bu nedenle bu alana özen göstermenizi sizlere öneriyorum. 11 Şubat itibariyle hukuki konularda, yüksek eğitimle ilgili konular, yurt dışı bağlantılı işler ve seyahatlerle ilgili olan alanlarda güzel fikirler aklınıza gelebilir ve iletişiminiz bu konuda daha da güçleneceği için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bir eğitime başlamak için 11 ve 18 arasını değerlendirin. Yurt dışı seyahati için, ticari girişiminiz için, hukuki konular için bu alanda şanslı olduğunuz bir dönem içerisindesiniz. Sizden yana çalışıyor olacak gezegenler bu alanı değerlendirin ve bilgeliğinizin de çok arttığı, farkındalığınızın da çok yükseldiği bir hafta olacak 11 ve 18 büyük ihtimalle. Belki farkında değildiniz. Çünkü kargaşa bir dönem geçirdiniz Mars sizdeyken. Bazı şeyler aleni bir şekilde gözünüze net gelecek. Yani anlayacaksınız. Gömlenin arkasındaki gerçekleri idrak etmeye başlayacağınız ve daha bilgece hareket etme fırsatıyla karşılaşacağınız bir süreç. Yeter ki dediğim gibi iletişime dikkat edin. Gerekli iletişim dilini kurmazsanız, hukuki konularda veya evrak işlerinde gerekli düzeni oldurtturmazsanız 27'si ile 7'si arasında sorun yaşama ihtimaliniz var. Evraksal, hukuksal, idari konularda, seyahatler ve uzun yol konularında pürüz yaşama ihtimaliniz var. Bu konuyla ilgili evrak işiniz ne varsa yapılması gerekli olan ticari alan olabilir. Her konuda işte eğitimle ilgili olan alanda olabilir. Özenli olmakta fayda var. 20 Şubat'ta iş ve kariyerle ilgili güzel bir başlangıç başlıyor. Ama bazılarında da bitebilir. Yeni başlangıç ama bu bitiş her neyse mesela işten ayrılabilir. İyi olur. Yani işten ayrılın demiyorum. Yani buna götürüyorsa durumlar bu güzel bir yeni başlangıç dönemi. Bitse de başlasa da işe girseniz de çıksanız da iş değiştirseniz de destekleyici etkiler altındasınız. Ve bu da sizin yıldızınızı yükseltecek olan bir durum olabilir. Veya bir karar aşamasına geçecek, bir karar vereceksiniz ve bununla ilgili bir adım atacaksınız. Belki de meslek değiştirmek veya işinizi daha büyütmek ile ilgili bir yeni başlangıç yapma ihtimaliniz de olabilir. Ve güzel başka bir etki de bir kere sizin de yıldızınız yükseliyor. Sözlerinizin daha çok dinlenmeye başlayacağı, topluluklara ve kitlelere daha çok hitap edeceğiniz, çevrenizdeki insan sayısının daha çok artacağı, bol bol organizasyonlar içerisinde olacağınız, dernek, organizasyon gibi, vakıf gibi alanlarda da ön planda çıkabileceğiniz veya ekip çalışmalarında güzel bir dönem ve ben sizde mucize bekliyorum. Mucizevi güzellikler bekliyorum. 20'si itibariyle bir yaşamış olunan bazı sorunların çözülmesiyle ilgili olamaz gibi düşünülen bazı durumların olur hale gelmesiyle ilgili yani istediğiniz şeylerle ilgili olumlu etkiler görüyorum. Ancak mucizevi etkileri ben gördüğüm zaman hep derim ki önden hayır işleyin. Birilerine faydalı olun. Ki hani birisi hiç beklenemedik bir şeyden mutlu olduğu gibi Rabbimiz de sizi bu mucizevi alanda beklenemedik bir şekilde mutlandırsın diye. Evet, genel anlamda yine altını çizerek söylüyorum. Fırsatlar, eğitimle ilgili konular, hukuki konular, yurt dışı seyahatleri, ticaretle ilgili olan alanlarda güzel fırsatlar var. Etik ve adil, hukuki ve adli konular varsa, adil davrandığınızda üzerinize düşen gerekli evrakları veya neyse yapılması gerekli sorumlulukları yerine getirdiğiniz zaman bir pürüz yok. Ama getirmezseniz, burada bir ihmal olursa, işte o zaman 27'si ile 8 arası, 7'si arasında, 7 Mart arasında pürüz yaşama ihtimaliniz var. Özen göstermenizi sizlere öneriyorum. Şimdi Boğa yükselen Boğa ve Ay burcu Boğaların gündemine geldik. 5 Şubat'ta gerçekleşen dolunay Dolunay. hanede evet hanede çocuklarınızla ilgili bir pürüzün
gündeme gelme ihtimalini verebilir. Bir çocuklarla ilgili bir tartışma veya çocuklarla ilgili bir konu gündeme gelebilir eğer çocuklarınız varsa. Veya çocuk sahibi olmayla ilgili bir konu. Ha, çocuklarınız yok, evli değilsiniz, aşk ilişkinizle ilgili. Hane içerisinde bazı pürüzler söz konusu olabilir. Bir de evdeki konforunuzu bozabilecek bir şey olabilir. Ne olabilir? Su borusu patlar. Ne olabilir? Tadilat isteyen bir şey olabilir. Yani veya da taşımanız gerektiren bir durum ortaya çıkabilir. Anne baba evinizle ilgili bir konu gündeme gelebilir veyahut da. Yani yaşam alanlarınızla ilgili bir gerginlik var ama özellikle bana çocuklar ve öncelikle çocuklar ve sonra aşk ilişkileri ve sonra konforunuz şeklinde gözüküyor. Bu alanlarda demek ki yuvada sakin, sağduyulu. Siz öylesiniz gerçekten ama işte bazen de hani öfkelendiğinizde bu alan böyle burnundan çıkıyor ya, yani o hale dönüşebiliyorsunuz. İşte buna izin vermemeye özen göstermek lazım ve 8 Kasım Boğa burcu tutulması yani sizin burcunuza gerçekleşmişti. Bu tetiklendiği zaman hayatınızın genel gidişatında bazı pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. Bu hayatınızın her alanı olabilir. Şu ya da bu diyemeyeceğim. İş de olabilir, evlilik de olabilir, sağlık da olabilir. Bu nedenle en çok sakin bir şekilde yönetmesi gerektiği gruplardan bir tanesi de sizsiniz, bu dolunayın enerjilerini. 11 Şubat itibariyle olumlu etkiler Merkür'ün kovaya geçmesiyle prestijinizi arttıracak, yıldızınızı yükseltecek güzel gelişmeler var. İş ve kariyer anlamında güzel iletişimlere geçebilirsiniz. İşiniz yoksa iş başvurularını 10 ile 11 ile 18 arasında yapın. 18'inde hatta önceleyerek yapabilirsiniz o günde. Evliliğinizde bazı pürüzler varsa bunları düzeltmeyle ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İşte de evlilikte de güzel fikirler, güzel fırsatlar, güzel iletişimler giriş yapıyor. Daha böyle sözünüzün dinlendiği, daha saygınlığınızın arttığı da bir süreç ve manyetik gücünüzün arttığı bir süreç içerisinde olacaksınız 11-18'de. Tabii bu arada üzerinize düşen sorumlulukları ertelemeden, boğaların en çok yaptığı işlerden biri bu ertelemek olduğu için altını o yüzden çiziyorum. Ertelemeden 11-18'de işinizle ilgili, evliliğinizle ilgili veya sizin prestijinizi ilgilendiren konularla ilgili ne varsa bunları yapın. Sorunları bu alandaki çözmeye bakın. Çünkü eğer çözülmezse 27'si ile 7'si arasında evlilik veya iş hayatınızla ilgili prestijinizi ilgilendiren konularla ilgili biraz pürüzleşebilirsiniz. Yıldızınızın düşük olma ihtimali olabilir. 27'si ile 7 Mart arasında. Bu nedenle yıldızınızı yükseltecek şekilde hareket etmelisiniz. Bu ne? Olumlu konuşun, olumlamalar yapın, gerekli esmaları zikredin, nefes çalışmaları yapın, yıldızınızı yüksek tutun, tuzlu suyla yıkanın, her banyodan sonra üzerinize tuzlu su geçirin, sirkeleyin. Yani yıldızınızı negatif enerjiyi ve alanınızdan, kendi bedeninizden uzaklaştırmanın yoluna bakın derim. Şimdi sizde de çok mucizevi güzel gelişmeler var sevgili Boğa yükselen Boğa ve Ay burcu Boğalar. Sizi hayatta ileriye taşıyacak çok güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz 20 Şubat civarında. Bu her konuda olabilir ama gerçekten böyle dişe dokunur, sizi çok mutlu edecek bir yeni fırsatın olma ihtimali yüksek. Sizin de bir şekilde aynı ikizlere söylediğim gibi başkalarına hayır yapmanızı öneriyorum. Allah sizi de mutlandırsın diye. Sürpriz gelişmeler var. Ekip ve grup çalışmalarıyla beraber gelen bir başarı söz konusu olabilir. Terfi edebilirsiniz. Yükselişiniz çok fazla olacak gözüküyor. Ve bu arada Venüs'ün Koç burcuna geçmesi ve Jüpiter'in de burada olmasıyla olumlu anlamda 12. ev aydınlanıyor. Bu şu demek, aslında sizin bilinçaltınız size çok büyük bir güç verecek. Bazen bilinçaltı korkularla aşağı çeker ama buradaki durum size bilinç, hem zihniniz hem bilinciniz hem bilinçaltınızın güç vereceği ve kendinizi harika bir şekilde yapılandırma fırsatıyla karşılaşabileceğinizi bize veriyor. Bu nedenle sürprizlere açın kendinizi diyorum.
için geliyorum. Koç yükselen koç ve ay burcu koçlara. Sevgili koçlar, her zaman ilk önce size anlatıyorduk. Şimdi en son size anlattık. Anlatıyorum. Şimdi aşkla ilgili olan iletişimlere bu dolunayda dikkat. Ve çocuklarınızla da ilgili. Yani boğada da bu var hanede. Ama sizin gündelik hayatınızda aşk, yani bu daha çok hali içerikli değil. Diğeri de yuva içerisinde çocuklardı. Bu genel aşk, konfor, yaşamdan zevk aldığınız konular, hobilerinizle ilgili, gündelik hayatınızda size keyif veren konular ve yatırımla ilgili olan konularda bir gerginlik olma ihtimali söz konusu olabilir. Aşkta da yine de çocuklara da, yatırımlara da, yatırımlarla ilgili konulara, sanatsal faaliyetlerle ilgileniyorsanız bir tıkanıklık yaşayabilirsiniz, gerginlik yaşayabilirsiniz. Buna da izin vermeyin. Sakin bir şekilde geçirmeye bakın derim. Maddi konular tutulmanın, 8 Kasım tutulmasının etkileriyle maddiyatla ilgili bazı konular, yani parayla ilgili bir tetiklenme yaşayabilirsiniz. Kazanç kapılarınızla ilgili pürüz yaşama ihtimaliniz var. O yüzden dile dikkat. Düşünmeden konuşmamazlık etmeyin. Ben biliyorum genel yapınızı, pat diye söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama bunu yapmamalısınız bu dönem esnasında. Kazanç kapısına sahip çıkın ve iletişim diline siz de lütfen özen gösterin. Çünkü kazanç kapınızla ilgili geçmiş bir tutulmanın tetiklemesi söz konusu olabilir. Güzel anlamda sizin de yıldızınızın yükseleceği bir dönem. Siz de ekip ve grup çalışmaları içerisinde dahil olabilirsiniz. Sizde de mucizeler var. Aslında bakarsanız şöyle söyleyebilirim. Evet. En çok mucizelere açık burç, yükselen burç, ay burcu, burçları ilk 3 grup. Yani koç, boğa ve ikizler görüyoruz. Tarihleri farklı farklı ay içerisinde. Mesela ikizlerinkinde dedik 20 Şubat sonrası dedik. Gerçi boğanın da 20 Şubat sonrasında etkileniyor. Ama koç burçlarının bir haftalık dönem. 11 ile 18 arasında çok güzel bir fırsatla karşılaşacak gözüküyorlar. Sürpriz gelişmeler hayatlarına giriş yapabilir. Ekipler ve gruplarla ilgili çalışmalar, onlarda da söz konusu olabilir. Sizin de yıldızınız yükseliyor. Ancak şöyle bir şey var. Koç yükselen koç ve ay burcu koçlarda. Bir grup veya ekip çalışması içerisindeyseniz, buna dahilseniz, burada eğer ben derseniz, sizin ben deme yapınız genel olarak, tabiatınız öyle, yani bu bir suçlama değil, ben dersiniz yani. Şimdi ayın 27'si ile 7'si arasında hani sol vuruyor ya yumruk, eğer grup çalışmaları içerisinde gelen fırsatlarda, sizin yüceltecek olan konularda, ben derseniz bununla ilgili pürüz yaşama ihtimaliniz var. Bu bir. İkincisi, elektronik cihazlar almayın. Daha doğrusu elektrik ve elektronik cihazları 11 ve 18 arasında alsanız bile böyle bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Ya da bir araba almayla ilgili bir durum. Yani bir mekanik veya elektronik bir cihaz alma fırsatı karşınıza gelebilir. İyice kontrol edin. Yani arabaysa bu aldığınız, ikinci el arabaysa mesela, burada patlak verebilir. 27'si veya 7'si esnasında. Grup ekip çalışmalarında ben derseniz 27'si 7 Mart arasında burada da pürüz yaşayabilirsiniz. Ve siz de başkalarına faydalı olacak bir şey mutlaka yapmalısınız sevgili. Siz sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlar, ne yapmalısınız biliyor musunuz? Evlenecek olan birine yardım etmelisiniz. Sizin aslında buradaki kurtarıcınız bu olacak. Yeni evlenen birisine bir fayda göstermenizi, işte bir şeylerini alın onların, destek olun. O zaman size bu mucize alanları çok güzel bir şekilde açılıyor ve sizi çok yukarıya taşıyor diyebilirim. Niçin? Çünkü bir kere 20 Şubat'taki balık burcu parayla ilgili sorunlarınızı bitirebilir. Olumlu etki veriyor. Belki işiniz yoktu, işe girmek veya beklediğiniz zammı almak veya işte daha iyi kazanmaya başlamakla ilgili güzel bir sonuç verebilir. Ve yine o gün Venüs Koç burcuna, yani size geçtiğinde Jüpiter de burada olduğu için geleceği sizi taşıyacak çok büyük bir fırsat karşınıza gelebilir. Koçların çok
şanslı görüyorum aslında Koç yükselen, Koç ay burcu koçları bu dönem içerisinde. O yüzden fırsatlara kendinizi açın. Toplum içerisindeki konuşmalara dikkat ediyorsunuz. Ben demiyorsunuz. Elektronik veya mekanik cihaz alıyorsanız da emin olmadan, kontrol etmeden, sigortasını da yaptırmadan almıyorsunuz sevgili Koç yükselen, Koç ve ay burcu koçlar.